Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17 Temmuz Pazar İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mutlu pazarlar arkadaşlar. Umarım hafta sonları güzel geçiyordur. Artık tatilin son günü diye biliyorum. Çünkü ta bayramdan sonra 9 günlük bir tatil vardı. Bayramın son günü. Artık yarın normal hayat yine devam edecek. Zaten hayatımız hep normal de bu da en azından resmi olarak normale döndü diyebiliriz. Evet, inşallah her şey gönlünüzce oluyordur. Bugün güzel programlar var. Yine İstanbul'da çok çok önemli yarışların yer almış olduğu bayağı bir yarış programı var. Yani güzel, en azından yani hiç oyun oynamasak bile seyir açısından da güzel bir yarışların olduğu gerçek. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımıza fazla vakit kaybetmeden girelim arkadaşlar. Tabi bugün İzmir'de de ilk koşumuz İzmir'de 8 koşul program. İstanbul'da gördüğünüz gibi 9 koşul program var. Gece geç saatlerde de baktığımız zaman bir Saratoga yine Amerika yarışımız var. Bunun da bilgisini verelim. Birinci koşumuz saatler 15.15'i gösterirken şartlı 4 apprentileri mahsus 4 yaşlı Arapların 1900 metre çim koşuyla 10 saklının yer almış olduğu koşuyla ilk startımızı verelim. İki nolu Kızıl Şahin, Cüneyt Çalıcıoğlu ekürüsüne ait bu Gelibolu'nun güzel temsilcisi nihayetinde görmüş olduğu yarışlardan sonra son yarışını güzel bir birincilikle tamamlayan bu isim, bana göre bu grubun üzerinde olan bir isim. Kazanmaması için hiçbir neden yok. Zaten safkan da genel olarak çok formda. O yüzden ben de banko olarak başlayacağım. Günün birinci altılı ganyanın ilk ayağı için iki nolu Kızıl Şahin'i. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir şartlı bir dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre sentrik yarışı ve burada da 2 ve 5 nolu safkanların ekür olduğu bu koşuda 8 tayımız yer alıyor ve ilk kez start alıyor. Allah ayaklarını düz bastırsın öncelikli olarak temennimizi söyleyeyim. Ben burada yine Cüneyt Çalıcıoğlu ekürüsüne ait 8 nolu Tresor. Evet, uzun zamandan beri güzel hazırlıklara katılacak olan bu safkan yine Vedat Abiş'te bugün biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 2 nolu Hüzün Hüz Ege, 5 nolu Mercan Kızı ile ekürü olan bu İzzet Aksoy ekürüsüne ait bu safkan iki kardeşle binmiş. Zaten birinde Müslüm Çelik, diğerinde Ahmet Çelik. Yine güzel hazırlıklara sahip ve hazır kıta bu yarışa girecek olan 2 tay. 4 nolu Lucia, Vikazgar temsilcisi Özcan Yıldırım'da yine bugünün güzel hazırlıklarla gelen bir diğer ismi. 1 nolu Derin Toprak, yine bir Kazberk temsilcisi Tolga Yıldız'da yine güzel hazırlıklara sahip bir isim. Ve son olarak da 6 nolu Pelitli, bu son alt temsilcisi olan Safkan'da Kocakaya'da yine önlerde şanslı gördüğüm isimler arasında. 8, 2, 4, 1, 6 bu koşudaki sıralama oldu. Günün 3. koşusu Yedili Plase, Üçlü Ganyan ağamızın başlangıç ayağında bir kısa vade altı yarışımız var. Hilmi Erakman koşusu, 4 ve yukarı Arapların 2200 metre sentrik yarışı ve 6 safkan arasında start alacak bu koşuda. Önce 2 nolu Yener Sultan ve Vedat Abiş de start alacak olan bir isim. Nihayetinde son yarışı kazanarak güzel formuyla bu yarışa katılıyor. 3 nolu Zeki Dayı, yine bu safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Ve bu grupta bana göre kesinlikle imale gelmez. Akın Sözen de ve son olarak da görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlanmaya başlayan 6 nolu Kamus da Kocakaya'da şanslı gördüğüm diğer isim. 2-3-6 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün 4. koşusundan itibaren 2. altılı Ganyan ayımız başlıyor. Yine bir şartlı bir dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre sentrik yarışının bölünen bu ayağında 9 tay arasında koşacak yarışta. Önce 8 nolu Kapgel, bir Kazberk temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la start alacak olan bir isim. Biraz daha hazırlık olarak göze gelen bu isim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 8 nolu Kapgel, 4 nolu Çalı Obalı. Evet, bugün Cüneyt Çalıcıoğlu top yükün yarışlarda. Bu Gelibolu'nun güzel temsilcisi Kocakaya'da start alıyor bu sefer. Her 3 safkan, değişik safkanlar, değişik jokeyler start alıyor. Yine güzel hazırlıklara sahip bu 4 nolu Çalı Obalı. Daha sonra 2 nolu Bagrat, bir Kazberk temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan bir isim. Yine güzel hazırlıklara sahip bir diğer isim ve son olarak da 5 nolu Derbeder, bir Koca Reis temsilcisi Saadettin Boyraz'la start alacak olan bir isim. Yine uzun zamandan beri güzel hazırlıklarla bu yarışa katılan bir diğer safkan. 8-4-2-5 bu 4 tay biraz ön planda ama 7 nolu ilk ateş ve 1 nolu ay doğarken de bu ayağı biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Önce 8-4-2-5 daha sonra 7 ve 1 nolu safkanlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde yine günün önemli koşularından birisi Necdet Narin adına koşulacak olan kısa vade 7-3 ve yukarı İngilizlerin 2 metrelik sentrik yarışı. Evet, burada Narinlerin yine bir safkanı koşuyor. Valla olur mu? Olur. Niye olmasın? Ama en son yarışta güzel bir birincilik elde eden ve bayağı da formda gözüken 7 nolu Çakanoğlu, bu Çakal Carlos temsilcisi Özcan Yıldırım'la en azından güzel formuyla bence bu yarışta kazanmaya çok yakın. Benim bugünkü banko limanım oldu.
7 nolu Çakanoğlu bu önemli ve ciddi koşuda. Tabi Necdet Narin gerçekten benim çocukluğum zamanlarda işte at yarışlarında heves edip de oynadığımız zamanlarda gerçekten atları, büyüleyici atları vardı. Tender Song'lar, Brogay'lar. Brogay zaten çıktığı gibi yarış kazılardı. Tender Cook, yani gazilerde muhakkak bir safkanı oluyordu. Hatta bazen ekürü avantajlı olanlar oluyordu. Yani bu Tender Song'lar, Tender Cook'lar, Tender artık vardı var. Bir de Brogay vardı onların, onlardan önce. Tabii ki kalite isimler vardı. Daha birçok sayamadığım isimler var. Yani bir tane iki tane safkan da değil. Oldukça güzel. Yani böyle insanların adına güzel koşular olması da güzel oluyor tabii ki. En azından bizim de anılarımız canlanıyor. Buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabii bütün rahmetlerimizi diliyoruz. Ve hemen 6. koşuya geçelim tabii ki. Günün bir sonraki koşusuna geçtik. Yine Özdemir Atman adına koşacak olan bir grup 3 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre çim koşusuna geldik. 9 safkanda yer almış olduğu koşuda. Özdemir Atman'ı zaten bilmeyeniz yoktur. Halis Karataş'ın kayınpederi. Rahmetli Begüm Atman'ın da babası zaten bayağı soylu bir at sahibi. Yani saymakla biraz aile boyu atçılar zaten. Eşi aynı şekilde. Lale Atmanlar vardı. İşte Begüm Atman'ın kardeşleri. Hala onların adına düzenlenen koşu atlar var. Zaten kendi yetiştiricilikleri önemli. Böyle nadide insanların yine güzel koşularda olması güzel hoş. Tabii bugün Halis Karataş acaba kupa töreninde var mı? Çünkü Karataş yok çoktandır biliyorsunuz. Neyse yorumumuza geçelim arkadaşlar. Bu 9 safkanın yer almış olduğu güzel koşuda ben Altınolu Snowbird genel akvartes temsilcisi Ahmet Çelik'le start alıyor. Son Nene Hatun yarışındaki güzel birinciliğiyle yine burada da şanslı gördüğüm isim. Tabi 8-10 Splendid geçen yarışında favori olarak çıkıyordu. Bu Kocakay'la bugün start alacak olan bu safkan bugün rövanşı almak için sahada son 200'lerde hatta bu safkan öndeydi. Snowbird'ün gerçekten güçlü ataklarıyla bir yarışı kazanmayı bildi. O yüzden 8-10 safkanı yazacağız. Tabi bir de Gazi 6.sı var hem de yakın araya 6.lık elde eden 3 dolu Kara Kraliçe. Bu Smart Robin temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine güzel hazırlıklara sahip. Bence bu üçlüyü vazgeçmeden yani 6-8-3 olarak geçebiliriz bu güzel ve önemli koşuda. Günün 7. koşusuna geldiğimizde yine günün önemli koşularından birisi bir Beyoğlu koşusu. Grup 2-3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre sentek yarışında 4 ve 5'in de ekür olduğu 7 safkanın yer almış olduğu bir güzel koşuda. Önce bir nolu Ascot. Anafartalık koşusunda biliyorsunuz ki çok güzel bir birincilik ve çok güzel de bir sürprize imza attı. Ben hatta o gün sürpriz hanesinde verdim bu atı ama tabii çok kalabalık olmasın diye bazı yerlerde çıkarmak zorunda kaldık. O yarışın bende yine favori bir nolu Ascot olacak. O yarışın tabii ki ikincisi olan bir Grand Mission var ama bugün 5 nolu Rage of Divint de ekürü. Rage of Divint de Gazi'de bayağı bir şans veriliyor ama maalesef Gazi'de gitmedi. Bugün 4 ve 5 Kurtar ekürlerini temsil ediyor. Ben bu ekürlerden 5 nolu Rage of Divint'i bir tık da olsa ön planda tutuyorum. Bugün Kocakay'la start oluyor. Bence ilk ciddi rakip olur. Bir de 6 nolu Royal Baby Kuloğlu temsilcisi. Özcan Yıldırım'la yine bir Gazi 5. hem de yakın ara 5. hatta bir ara kazanıra giren bir isimdi. Bugün yine güzel hazırlıklarla bu yarışta şanslı gördüğüm isim. Yani 1-5-6 bu koşudaki sıralama. Bugün gerçekten güzel safkanlar var, güzel yarışlar var. Açılışta da zaten bunu belirttim. Ve geldik günün 8. koşusuna. Hüsamettin Tamer koşusu bir kısa vade 8. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusuna 6 safkanında yer almış olduğu koşuda Alp Evciben 200'üne ait 5 nolu Hot Toket. Bir Toket'in güzel temsilcisi nihayetinde son yarışını kazanan bir isim ve son 6 yarışta baktığımız zaman 3 tane ikincilik, 3 tane birincilik gerçekten tam bir istikrar abidesi. Maşallah diyelim. Allah ayaklarımızı bastırsın hepsinin. Güzel formuyla bana göre birinciliğin en yakın isim ama 3 nolu Ulfbert. Bir Perfect Storm temsilcisi Ahmet Çelik de bugün start alacak olan safkan bence çim pistte daha da etkili koşar. Son kazanmış olduğu yarış da oldukça iyiydi. O yüzden ben bu safkanın biraz daha ön planda tutuyorum tabii ki 5 nolu safkanın yanında. O yüzden 5 Hot Tucket ve 3 nolu Alfbert'i eşit iki şanslı isim olarak göreceğim bu diğer rakiplerinin oranda ön planda. Ama 5-3'ün dışında tabii ki bu taylar yarışı her zaman sürprize müsait olabiliyor. O yüzden bana göre rakip arayanlar da geriye kalan bütün atları yazabilecek durumda. Yani sıralama yaparsak 4 nolu Urfa Aslanı, 1 nolu Brave Horse ve 2 nolu Gezal biraz daha yakın rakip olarak önerebiliriz. Tabii geriye ne kaldı? 6 nolu Lady Impostor kaldı. Yani o kadar at yazıp da şimdi Lady Impostor da gelebilir mi? Bana göre geliri olan bir isim. Yani o yüzden 5-3 ya da hepsi arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik.
Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çim koşusuna. Evet, burası biraz kalabalık. 12 safkanın yer almış olduğu bir koşu son ayağa denk geldi. Benim sıralama 10 nolu ille de sürmeli bir turbo temsilcisi. Akın Sözen'le start alıyor. Nihayete son çim yarışındaki güzel birinciliğe benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 9 nolu Er Savaş bu çanlı temsilcisi Ali Kaçmaz'la son yarıştaki 10 nolu safkanın arkasından 5.lik elde etti. Ama bence bu yarışı güzeldi ve bu sefer daha iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. 9 nolu Er Savaş. 6 nolu Barut ve Özgün Han temsilcisi Ahmet Çelik de son 3 yarışta 2 tane 1.lik çıkaran bir isim. Oldukça güzel formu sahip. 8 nolu Ateş Muhafızı bir Ateş Topu temsilcisi Vedat Abiş de start alacak olan safkan. 2.lik serisinin nihayetinde son yarışında kazanarak sonlandıran bu isim. Yine güzel formuyla bu yarışa katılan bir diğer isim. Ve son olarak 1 nolu Dağ Avcısı bir Kaysberg temsilcisi Ali Şambar'la start alacak olan safkan da önerebileceğim son isim olur. 10, 9, 6, 8, 1 bu koşudaki sıralama. Şablonumuza bakalım. 1. koşu 2 tek, 2. koşu 8, 2, 4, 1, 6, 3. koşu 2, 3, 6, 4. koşu 8, 4, 2, 5, daha sonra 7, 1, 5. koşu 7 tek, 6. koşu 6, 8, 3, 7. koşu 1, 5, 6, 8. koşu 5, 3, daha sonra hepsi. Son koşu 10, 9, 6, 8, 1 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.